Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi birinci bölümün tarama testini çözeceğiz dostlar bu videomuzda. Şöyle ilk sorumuza bakalım hemen. Odaklanmasını da bir ayarlayalım gobeller. Bakalım ne diyormuş. Evet diyor ki AB ile diyor C noktasının farkı ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir diye bir soru sormuş. Şimdi bir bakalım şu AB'yi. AB dediğimiz zaman A'nın olduğu tarafı kapalı tutmuş, B'nin olduğu tarafı açık tutmuş. Bakın yani B noktası dahil olmayacak. B noktası dahil değilse, bakın şu iptal bir kere değil mi arkadaşlarım? Direkt iptal oldu, B noktasını dahil etmiş. Edirne şıkkı da iptal oldu, B noktasını dahil etmiş. Bu B'ye hiçbir şey koymamış. İçi boş bir yuvarlak koymalıydı, o yüzden bu da iptal. Bu B noktasını tamam dahil etmemiş. Diyor ki burada AB'nin içinden C noktasını çıkartın diyor. Bakın burada şunu söyleyeyim. C noktası AB'nin dışında, AB'nin içinde olacak. Çünkü A tarafı da kapalı, B tarafı da kapalı. B dahil değil ama. Yani AB şöyle olacak. A burada, B burada, AB. C de içinde bir yerde olacak ama dahil olmayacak. İçi boş bir C olacak arkadaşlar. Yani cevabımızın Ceyhan olduğu aşikar ki A şıkkında da bakın zaten A'nın olduğu taraf kapalı olacaktı. Burada açık vermiş arkadaşlara. Bu zaten baştan da bunu eleyebilirmişiz isteseydik. Evet geldik ikinci sorusuna. Yukarıda verilen D doğrusunda D A'nın kesişimi diyor. B E ile kesiştirin. Önce bir D A'yı gösterelim. Bakın D'nin olduğu tarafta kapatmış ve D dahil. O zaman şöyle dahil edelim. Ve sol tarafa doğru gideceksin diyor. Sol tarafa A'ya doğru git. A tarafı açık. Sonsuza kadar gidebilirsin diyor. Şimdi diğerini alalım. Onu da maviyle çizim. B, E. B'nin olduğu taraf kapalı. E tarafına doğru sonsuza kadar gidebilirsin diyor. Ve bak ikisinin de maviyle kırmızının kesiştiği yer oldu B'de. B'de oldu ama bakın bu mu? Bu mu? B dahil mi? Dahil değil. İçi dolu. D dahil mi? Dahil değil. Pardon, dahil, içi dolu. B'nin de içi dolu, D'nin de içi dolu. İkisi de dahil. O zaman ikisinin de parantezi bu şekilde kapalı parantez olacak. Yani cevap Denizli'den gelecek dostlar. Evet, 3 numaradayız şimdi. En farklı doğru bir düzlemi en çok 16 bölgeye ayırıyor. Hemen formülü şöyle yukarıda yazalım mı? Şöyleydi. N çarpı N artı 1 bölü 2 artı 1'di en çok ayırdığı bölge. Bu da 16'ya eşitmiş. Hemen biri bu tarafa gönderdim. N çarpı N artı 1 bölü 2 eşittir 15 kaldı. 2 ile çarptım. N çarpı N artı 1 eşittir 30 geldi. N ile bir fazlasının çarpımı 30, 5 ile 6'nın. Demek ki N 5. 5 tane doğrumuz varmış dostlar. Peki diyor ki en az kaç bölgeye ayırır? E dostum en azını nasıl buluyorduk biz? N artı 1. Yani 5 artı 1. 6 tane de bölgeye ayırır en az dedik. Evet 4 numaraya geldik. Okuyalım bakalım sorumuzu. Diyor ki üçgen ile dörtgenin kesişim kümesi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi üçgenle yani aslında şu siyahla çizilen çizgi bu siyahla çizilen çizginin kesiştiği nokta. Direkt bakın H noktası, M noktası, K ve L noktası. Sadece noktalarda kesişiyorlar. E hocam şurası dahil değil mi? Değil. Çünkü burası üçgenin içinde. Üçgenin içini al demiyor sana. Sadece üçgen diyor dostum. O yüzden sadece bu siyah çizgiyi düşüneceksin sen. Dörtgen içinde sadece bu siyah çizgiyi düşüneceksin. Ve ikisinin ortak dokunduğu yerler sadece şu dört nokta. Noktaları biz nasıl gösteriyoruz? Küme parantezi içinde göstereceğiz. Dört tane noktanın yazılı olduğu küme parantez Edirne şıkkında mevcut. Evet. Beşinci sorumuzu okuyorum şimdi. Bir oran vermiş yine. Bakın oranın içinde BC burada da var, burada da var. Yani iki farklı oran. Köşe taşında çözdüğümüz bir soruya çok benziyor değil mi dostum? Hemen önce şu oranı bir ikisini nasıl yazıyorduk bunları? Bunun yanındakini buna, bunun yanındakini de buna veriyoruz. Yani AC'ye kaç diyeceğiz biz? BC'nin yanındaki 3'ün katını.
BC'ye kaç diyeceğiz? AC'nin yanındaki 4'ün katı. Şu oranı nasıl yazıyorduk? Bölmeli olan doğru orantıyı direkt karşısındaki. Yani BC'ye 3M, CD'ye 4M yazıyorduk. Şimdi bakın ne çıktı karşımıza? Bir burada bir oran yazdık, bir de burada yazdık. İkisinde de BC var. Birinde 4K, birinde 3M yazıyor. Olmaz demiştik böyle dostum. Ne yapacaktık? İkisinde de aynı şeyi yazmalı. 4 ile 3'ü kaça eşitlerim? 12'ye eşitlerim. O yüzden 12 olması için bunu 3 ile, bunu da 4 ile çarpıyorum. Burayı 3 ile çarparsam AC 3 ile çarpılınca 9 olur. Tabii başka bir isim veriyorum. 9A diyelim ona. Burayı 3 ile çarparsam 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. 12A. BC de 12A'ymış. Hemen yerine de yazıyorum. Şimdi burayı neyle çarpıyordum? 4 ile. BC'yi çarparsam zaten 12 oluyor. Onu yazdık zaten. CD'yi 4 ile çarparsam 16 oluyor. Demek ki CD de 16A. Bize neyi vermiş? AB'yi 42 vermiş. AB 12 ile 9'un toplamı, yani 21A'yı 42 vermiş. Demek ki A 2. CD'yi soruyor. 16A'yı soruyor bize. 16 çarpı A'yı 2 bulmuştuk. 16 çarpı 2'den yanlış mı hesapladım? AB'yi 42. 16 çarpı 2'den 32 çıkması lazım dostlar. Bu sorumuzun cevabı. Bu 16 diyor. Bir yerde bir hata var. Bir daha bir bakayım baştan. Muhtemelen bizde hata yok gibi gözüküyor ama bir daha bir bakalım. Ne dedik şimdi? 3 ile çarpacaktık. A 3 ile çarpıyorum burayı. AC 9A, BC'de ne olur? 12A. 12A, BC'de tamam. AC'de 9A. 4 ile çarpıyordum. BC 12A olur, tamam. CD ne olur? 16A olur. Tamam, bu da tamamdır. Sonra AB'yi 42 vermiş bize. AB'yi biz ne bulduk? 9 ile 12'nin toplamı 21A. 42 ise A2'dir. A2 ise 16A'da 32 arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı. İnşallah bizde bir hata yoktur. Şimdi saat bayağı bir ilerledi. Gecenin bir yarısı çözüyoruz. İnşallah hata yoktur dostlarım bizde. Evet, şuna bakalım. Şimdi yine oranlarımız verilmiş. Önce bir gösterelim şu oranları. Şimdi ne diyeceğiz? EC'ye 3K, DE'ye 2K dedik. Buradan da DC diyor BD'nin 3 katına eşittir. Yani BD eşittir 1M, DC eşittir 3M'dir diyor. Sonra şurada bir de toplamalı bir şeyler vermiş. BD yani M artı EC yani 3K eksi DE. DE'de 2K'ymış. Eşittir 24 vermiş. 3K'dan 2K çıkınca 1K kalır. M artı K 24'müş. Bizden de BC'yi istiyor. BC neresiydi dostlarım? BC. Şuranın tamamı. Yani BD'nin, BD neydi? M. Artı DE. DE neydi? 2K. Artı EC. EC neydi? 3K. Bizden de bunların toplamını istiyor dostlarım. Hemen bir yazalım. Şu EC'ye ne dedik? 3K dedik. DE'ye ne dedik? 2K. BD'ye 1M dedik. Tamam. Bir de DC'ye 3M demişiz. DC neresi? Şurası. Burası da 3M'ymiş dostum. Onu da bir yazalım. Yani 5K eşittir 3M'ymiş. Bunu da bir bilelim. Bizden de ne istiyordu? M artı yok. BC'yi istiyordu. 3M ile 1M'nin toplamı 4M'yi istiyor bizden dostlar. Peki K'yı şurada yalnız bıraksak, 5'i bu tarafa bölü atsak 3M bölü 5 geçer K. Şurada da K yerine 3M bölü 5 yazsam, yani M artı 3M bölü 5 eşittir 24 desek. Toplamayı yapalım. 5M, 3M daha. 8M bölü 5 eşittir 24. 8'e böldüm, 8'e böldüm 3. M eşittir 15 çıktı. 4M'yi soruyor bize dostlarım. 4 tane 15'i soruyor. 4 çarpı 15'ten de 60 çıktı sorumuzun cevabı. Gayet güzel, başarılı. Bir güzel bir uzunluk sorusu olmuş bence. Bu hiç öyle geometrik kavram sorusu falan olmamış yani. Gayet güzel bir soruydu. Evet, yine 2 tane oran var. Çevreleri vermiş 27 olduğuna göre BC ile EF'nin toplamı nedir diye soruyor. Hemen şunu bir toparlayalım dostlarım isterseniz.
3, 4, 6. 12K'da eşitleyelim bunları. 12K. Bu durumda BC'ye ne diyeceğiz? 3 tanesi 12K ise bir tanesi 4K. Şuraya 4K diyelim. 4 tanesi 12 ise AC'ye ne diyeceğiz? 3K. 6 tanesi 12 ise AB'ye ne diyeceğiz? 2K. Şimdi şu 4, 6 ve 3. Bunları da hemen isterseniz yine 12'de 12M diyelim bunlara da. DF'ye ne diyeceğim artık? Hızlı yapıyorum. 3M. DE'ye 2M diyeceğim. EF'ye de 4M diyeceğiz. Evet. Şimdi çevrelerinin toplamını da 27 vermiş bize. Büyüğünün çevresi ne yapıyor? 4K, 7K, 9K yapıyor. Artı küçüğünün çevresi de 9M yapıyor. Toplamları 27. Yani K artı M'yi biz buradan 3 bulduk 9'a bölünce. Ne istiyor bizden? BC ile EF'nin toplamı. Yani 4K ile 4 tane M'nin toplamını istiyor. Yani 4 parantezinde K artı M'yi istiyor. K artı M 3 olduğu için 4 ile çarparsanız da 12 bulursunuz sorunun cevabını. Evet dostlarım, tarama testini bitirdik. Bir sonraki videomuzda da konu testini çözeriz. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım.